Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi bir tevhidle alakalı bir yer okuyacağım. Ondan önce bazı önermeler yani dün akşam gibi Peygamber aleyhissalatu vesselamın şey yapmıştık hatırlarsınız peygamberlik okulu yoktu. Çıraklığı yoktu. İlginç değil mi? Bir boya yapmak için iki sene kursa gidiliyor. Ama peygamber olacak kişi çıraklığı ve karfası ustalığı olmadan bir okula gitmeden bir gecede peygamber olması garip bir haldir. Buna ustad şöyle diyor. Onu açtım orayı. Defaten aten. çıkması. Bir anda patlaması. Musi gibi. Yani Peygamberliğin bana çok şey getiriyor. Şu, e, çok orijinal taraflarından bir tanesi bu. Yani bu işi yapıyor. Bu da bir <laughs> makine kullanmaya benzemiyor. İnsanları yönetecek kalbin ve aklının ruhunu ve dünya hayatını fakat hiçbir yetim almayacak. Ve hiç hata yapmayacak. Hiç hata yapmayacak. Hem o asırda hem ondan sonra. Hem bütün asırda hiçbir hatası olmayacak. Yani söylediği söz o zaman çok doğru olacak. Şimdi de çok doğru olacak. Hiç hata olmayacak. Hiçbir kursa gitmemiş olacak. Bu nasıl bir şey olur? Olmaz. Ve her konuda olacak. Her konuda ne konuş, konuşmuşsa çok ilginçtir. Çok ilginçtir. Söylediği sözlerin içerisinde söylemek istedikleri de olacak. söyledikleriyle değil söylemek istediklerini de söylediklerinin içinde olacak. Kadar da geçerli olacak. Geçerli olacak. Ya acayip ya. Kur'an'a aynı böyle bakın. Yani Kur'an söyledikleri var. Lemalardan çıkarıyorum bunu. Bazılar sorar nereden çıkarıyorsun? Bir örnek vereyim. Kafir öldüğü zaman sema alamaz. Ustad mefhumu muhalifiyle Müslüman öldüğü zaman sema alar. Bunun içerisinde barındırmış. Büyük masa denilince küçük masada var ki ikinci bir misal vereyim. Mirac-ı Ekberi Muhammed'i de söylenen bu sözler diyor. Miracı Ekber denebilmesi için Halil Asgar olması lazım. Tam. Dolayısıyla e, Kur'an'ın ve hadisi şeriflerde söylenilenlerin içerisinde söylenmek istenilenler de var. Söylenilmek istenilen nihayetsizdir. Söylenilenler nihayetli gözüküyor. Peygamberliğin şey kursa gitmemesi beni çok enteresan ediyor. Çok. Çok garibime gidiyor. Tüm peygamberlerden mi geçerler abi? Evet. Evet evet yok hiç çünkü hiçbir peygamber mesela Adem Aleyhisselam kursa gitmemiş, gitmemiş. Musa Aleyhisselam peygamberlik kursuna gitsiydi zaten firavun müsaade etmezdi, değil mi onun sarayında? Kursa göndermezdi bir kere. Kursu zaten onun olması lazım. Kursu ne olunca peygamberi yetiştiren adam olurdu. Peki şimdi peygamber dayanamadığım için onu onun ruhu için inşallah söylemiş olalım. Allah onun şefaatine mazhar eylesin. Amin. Ya mükemmel insan, orijinal insan, ilk ve son insan. Çıkmak istiyorum dikkat edin çıkamıyorum ayetik alanından. Peki tevhid yapacağız. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlış olur. Doğru ise önerme yapıyorum. Sonra Ferdet'ten okuyacağım. Bir de okuyorum. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Gelecek ha. Doğru soru doğru olanda doğru kişiye doğru yöntemle sorulmalı. Yani doğru olabilmesi için doğru soruyu doğru olanda yani doğru yerde doğru insana ve onunla alakalı olana soracaksın. Sen mesela beş ayağınla iki kafa ile niye koşup duruyordun? Soru bu. Beş ayağınla iki kafa ile koşup duruyordun. Sen de fırına gidip ekmek almaya gidiyordun. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Uygulayalım geniş daireye. Ee, bu harika fıtratıyla gerçi aşağıda gelecek. Harika fıtratıyla evet arzusuyla ruhu hiç bu alemde alakası olmadığı halde Tamam ee, bu sonsuzluk yapı sistemi sistemiyle fani dünyada insan nasıl e, rahat eder? Niçin rahat edemiyorsun veya edemezsin? Çünkü ahiretsiz olamaz. <laughs> veya e, anne karnında darlaştıran iki ayağı çocuğa niye takılmış? Yanlış olan iki ayağın takılması, anne kanda iki ayağın takılması yanlıştır. Niye? Orası top oynama yeri değil ki, yürüme yeri değil. Niye ayak takılmış? Çünkü diyorsun, e, oraya düşmesin diye, engel olsun diye takılmış. Doğru cevabı da yanlış sorunun doğru cevabı da yanlış olur. Şimdi bazı isim vereceğim çünkü çok gündemde olduğu için. Ee, Alman fizikçi sonra belden aşağı e, felç olmuş. Dinsiz. E, Hawking diye. Diyor ki onun cümlesini aldım. Beni biraz enteresan ediyor. Alakadar ediyor Hawking ve Dawkins diye. E, bunlar efendim abisi. Yahudidir diyor. Evet. Yahudi midir? Öyle tahmin ediyorum. Hakin tamam. olduğuna göre. <laughs> Hakin ha, olduğuna <laughs> göre. Kincidir diyor. <diye. gülüyor> Hawking. Evet. Diyor ki bu kainatlar doğal olarak çok acayibime gidiyor vallahi ya. Veya yani biz Risale okuduğumuz için mi hepten çocuk gibi geliyor bize ya. Bak Allah'ın sırası. Bak ne diyor. Bu şey arayış içinde evrene, kainata usta arıyor. Diyor ki bu kainatlar doğal olarak bilimsel, bilimsel kanunlardan doğu, doğuyorlar. Herhalde şaka yapıyordur galiba. Affeyim. Yani bu evrene fa, fail arıyor. Fail ararken, usta ararken diyor ki bu evren varlık yokken kim yaptı sorusuna. Bu evren diyor doğal olarak bilimsel kanunlar yaptı diyor. Yani bu... E, Hakikaten şaka ediyor. Niye? Evrene vücut sebep ararken evrene sebep ararken hiçlikten yaratıldığı diyor. Tekrar hiçliğe vücut veriyor ve evren yokken bilimsel kanunlara vücut veriyor. Evren yoksa, kainat yoksa bilimsel kanunları nereye koyacaksın? Suyun kaldırma kanunu su yoksa kanunu nereye koyacaksın? Toprağa mı taşa mı? Suyun kaldırma kanunu suyun sıfatıdır. Sudan önce olamaz. Sudan önce olamayacağına göre suyu yapan suyun kaldırma kanunu olamaz. Yani şu. Sıfattan şunu anlatmak istiyorum. Suyun kaldırma kanunu şuna benzer. Buz suyu yapamaz. Çünkü buz suyun sıfatıdır dolu buhar, gaz halinde bulunabilmek suyun sıfatlarındandır. Şimdi yani mesela işitme benim işitmem Hasan'ı yapmıştır. İşitme benim sıfatımdır. Dışa vuruşumdur. Veya ustadın misalini vereyim. Bu kainata sebep ararken kainatın sonundaki sistem kainatın başı olamaz ait. Buna ait şöyle bir misal veriyor. Kalı Mestevi Nuriye'de Allah rahmet etsin. Badıl abi'nin mestesine geçiyor. Ağacın faili meyvesi olamaz. Çünkü meyve ağacın sonundadır. Sonu başı yapamaz. Yani bu nedir? Suyun sıfatıdır. Nereden biliyoruz? sıfatla mevsufu ayırt etmek için bir alamet vereyim. Mevsuf yani sıfatla vasıflanan şey kaldırıldığı zaman sıfat kalıyorsa ceverdir. Eğer o da yok oluyorsa sıfattır. Yani buzdan suyu kaldırın. Buz olur mu? Bir daha söylüyorum. Buzun içerisinden suyu kaldırın. Mustafa ortada ne kalır? Şey Hiçbir şey kalmaz. Evet. O zaman buz suyun sıfatıdır ve bu suyu yapmamıştır. Çünkü suyla buz gözükebilir, kayyum olabilir, ortaya çıkabilir. Yani buzun varlığı suya bağlı. Nereden biliyoruz? Suyu kaldırdığın zaman buz yok oluyor. Ama buzu yok ettiğiniz zaman su duruyor. İşte kanunlar eşyanın sıfatlarıdır. Mesela suyun kaldırma kanunu e, suyun sıfatıdır. Yani suyun taş atıyoruz batıyor, tahta koyuyoruz yüzüyor. Tahta ile su arasındaki özgür ağırlık, sıfatlar arasındaki ilişki sistemin adı kanundur. Kudret değildir. Sistemin adıdır. Ben çalıştığım için ön, önermeler yapıp daha inşallah bunu daha hoş olacak, daha değişik boyut olacağını inanıyorum. Şimdi adam bir de söyleyeyim, Half King denilen adam bilimsel kanunlarının yaratıcı güce sahip olduklarını söylüyor ve kainata e, fail olarak kabul ediyor. Yani yapan, kainatı yapan bilimsel kanunlardır diyor. Bunun adı da Hawking'sin orijinal bir şeysi de yani şaka yapıyor hakikaten. Yer çekimidir diyor. Yer çekimi kanunu kainatın evrenin yaratıcısı olarak gösteriyor. Ulan yer çekimini nereye koyacaksın yer yoksa ya. Yani insan hakikaten karar vermişse Allah'ı inkar adına o kadar acayip ve garayip şeyler kabul ediyor ki ya yerçekimi yer çekimi kanunu onu koydum çok ilgimi çekti o adam e, çok ilginç bir adamdır Newton değil mi Newton Newton diye okunuyor herhalde. Yerçekimi yer çekimi kanunu buldu. O yer çekimi kanunu bulduktan sonra e, ben bu kanunu buldum Tanrı'ya ihtiyaç yoktur dememiştir. Onun sözünü ben size nakledeyim çok ilginçtir. Diyor ki yani yerçekim kanı bulduktan sonra yani kainatı tanıdıkça, tanımladıkça Allah'a hayranlığım artıyor demiştir. Yani yerçekim kanundan sonra beyanatı şuydu. Şuradan alayım. Hawking, evrene sebep gösterdiği yerçekimi kanununu bulan Newton bile bunu dememişti. Yani ben yerçekimi buldum. Dolayısıyla yerçekimi kainatı yapandır dememiş adam. bulan dememiş. Newton yerçekimi kanunu bulduğumu bulduğum ve anladığım için yaratıcıya ihtiyacım yok demedi. Aksine bunun tam tersini yaptı. Allah'a inan inanmayan insanlara insanları ikna edebileceğini söylemiştir ve cümlesi şu. Yani kainatı tanıdıkça ve tanıdığım şeyle tanımladıkça varlığı Allah'a hayranlığım artıyor demiştir. Allah'a hayranlığım artıyor demiştir. Kanun varlığın sıfatlarıdır. Sıfata mevsuf mevsufunu yapmıştır diyor böylelikle. Demek ki kanunlar sıfattır. Kanundur ustad diyor kudret değildir. Mesela buna ait bir şey de veriyorum son olarak ondan sonra Ferdi'ye geçeceğim. Kainatın ustası sahibi Allah'tır. Celle, Celle fakat bu bilim kanunları ile aynı türden açıklaması yoktur. Mesela diyelim ki elmanın ortaya çıkmasına sebep olan ağaç elmadan ağaca gitme yöntemi ile efendim insanın bir eserinden insana gitme yöntemi farklı olduğundan Allah'ın eşyadan Allah'a gitme yöntemi ile eşyadan kanuna gitme yöntemi aynı değildir. Dolayısıyla aynı yöntemi ona uygulayamazsınız. Yani şöyle diyeyim. Bir psikoloji bir hastalığı çözmek için kullandığınız yöntemi bir fiziki eşyadan fizikin kanunlarına gidemezsiniz. Yani psikoloji formülüyle fiziğin herhangi bir meselesini çözemezsiniz. Anladık mı burayı? Yani eşya eşeğe bakarak eşyanın kanununu çözüyoruz. Hangi yöntemle çözüyorsak eşeğe de bakarak Allah'ı çözme yöntemi olamaz o. Nasıl ki fiziki formülle kimya kimyanın formülüyle efendim psikoloji çözülemediği gibi. anladım mı Abdülmetin kardeş? Bir de okuyayım abim. Diyor ki kainatın ustası yani sahibi Allah'tır fakat bu bilim kanunları ile aynı türden bir açıklama ile izah edilemez. Çünkü niye edilemez? Misal vereyim. Şu çiçeği görüyor musunuz? Bu çok orijinaldir. Hoşunuza gidecek çünkü benim tefekkürüm bu. Şimdi bu, bu çiçeğe biz bakıyoruz, notlar alıyoruz, araştırıyoruz, altını, dibini, sağını, solunu araştırıyoruz, bir şey çıkarıyoruz. Bizim ilmimiz buna bağlı, değil mi? Onu araştırdım veya göz ilmi göze bağlı. Eğer benim göz ilmim buna bağlı ise göz ortadan kaldırırsanız ilim yok olur. Çünkü benim gö ilmim göze bağlıydı. Anlıyor musunuz bunu? daha söyleyeceğim çünkü çok önemli. Benim gözü araştırarak elde ettiğim ilim göze bağlı. Göz. ilim benim ilim. Göz malum. İlim maluma tabi. Tamam. Şimdi benim göz hakkındaki ilmimle gözü yapan zatın ilmine varamam. Ancak anlarım böyle ilmi vardır diye. Çünkü gözden aldığım ilim ile göz yokken yaratılmamıştır. Göz yokken yaratılırken göz yaratılma ilmi gözden elde edilen ilim değildir. Aynı cins değildir. Anlıyor musun Mustafa? Çünkü ben çok zevkli olduğum için arkadaşlara da onaylattırıyor böyle ki çok e, acım kılımes çıkarttığım mantıktır ha benim öyle kafam çalışan bir adam değilim. Rahmetli o kişi şey yapmış o de oradan böyle şey yapmıyor da çıkarttım çıkarımlarım. Bir daha söylüyorum, insan aklını kendi aklını çözmeye çalışıyor ve ö, elde ettiği ilim kaynağı akıldır. Orada durur. Ben akıldan çıkarttığım çıkarım ilimleri çıkarttığım ilimlerle akıl yokken aklı yaratan zatın ilmiyle aynı olamaz bu ilim. Benim ilmim eşyadan alınmış ama eşeği yapan hiçlikten yaratmış. Dolayısıyla ben eşeği tanımladığım gibi eşyanın sahibini tanımlayamam bu ilimle. Gözü, göz ilmiyle gözü tanıdığım gibi bu ilimle gözü yaratan zatı tanımlayamam. Apayrı bir şeydir. Arabayı kullanmak ayrıdır. Arabayı yapan adamı tanımak, mühendis tanımak apayrı bir şeydir. Hiç alakası yoktur. Arabayı şöyle gidersin öğrenirsin tamam mı? Ha ben arabayı nasıl kullanılacağını öğrendim, ilim ha ustası aynıdır. Demek kadar gariptir. Şimdi ben arabayı kullanmayı öğrendim. Arabayı yapan ustaya ihtiyacım yoktur. Böyle bir şey olur Peki şimdi başlıyoruz. Okumak istediğim metne. Bismillah. Ama o cümleyi de ekleyeyim. Çünkü eksik kalmasın. Buna misal. Ampulü bulan Edison ampulün yapılmasında iki seçenek sunuyor. Yani bir ilk seçenek bilim, bilim kanunları ile kullanarak adam bilmin kanunlarını ilmin kanunlarını bu kullanarak bunu ortaya koydu. Şimdi ampulü Edison'suz düşünemediğiniz gibi eşyanın kanunlarınsız da Edison'da da ampul olmaz. O zaman nedir? Yani Süleymaniye camisini boş arsaya boşalttığınız çakıl, çimento, demir ile Süleymaniye camisini, camisini düşünemezsiniz. Peki Mimar Sinan var malzeme yok. Gene Süleymaniye camisini düşünemezsiniz dökülen malzemeler artı süle, şey edim şey mimar Sinan ondan sonra olacaktır. Sıf madde ile maddenin izahı ile maddeyi yapan ve ana gayi tespit edemezsiniz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ehad. 318 lemalar. Şu önermelerden hani çiçek ve göz misalini verdim. Kanunlar yani bir de do şeye kainata, doğaya doğru soru soracaksın ki cevabı doğru gelsin. Sen doğaya ön, ön yargılarla, Allah inkar etme adına bakarsan geleceği cevaplar da ters olacaktır. Yani yanlış sorunun doğru cevapları da yanlış olacaktır. Diyor ki birinci sikke ferdiyet cilvesi. O kadar harika bir harika bir yer ki inşallah şunu bitirebilirsek şu paragrafı mükemmel bir yer. Diyor ki ne diyor? kainatın yüzünde varlıkta öyle bir sikkeyi vahdet koymuştur ki kainatı tecizi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüzüne hakiki malik olamaz. Şimdi bunu e, vahdetle vahidiyet ehadiyetle Ehad'ı anlatayım size. Külliyatta çok zordur. Alpastan bilir bunun tabirlerin. 40 senelik ömrü, 30 senelik tahsilimde diye. Bunlardan bir tanesi de bu budur. Kül, külli, cüz ve cüzü gibi şeyler. Arkadaşlar, şöyle baktığımız zaman kainattaki unsurlar birbirine terstir. Yani güneş, güneş ee, suyla. Ters bir şeydir. Bunu böyle mi atayım? Tamam. Peki. Soğuk sıcakla terstir. Karanlık aydınlıkla terstir. Yer çekimi kanunuyla kaldırma kanunu terstir yani birbirine zıt olan sistem. Şimdi baktığımız zaman soğuk var, sıcak var, alt var, üst var, karanlık var, aydınlık var, doğrular var, yanlışlar var, tamam mı? Böyle birbirine zıt fakat baktığınız zaman birbirinden farklı olan eşya bunu anlamamız lazım ki üzerine bu bina edeceğiz. Birbirinden farklı olan eşya var ya. Mesela bir elmanın yaratılması için bak güneş hava ile birleşmiş. Toprakla birleşmiş. Suyla birleşmiş. Güneş, hava, toprak, su birbirlerini tanımıyorlar. Birbirlerine şuurları yok. Ne yaptığını bilmiyorlar. Ama sanki birbirini tanıyormuş gibi birbirinin işine yardım ediyorlar. Anlıyor musunuz? Ha, bu farklılıkların bir gaye için bütün olarak bütün bütüne gelip çalışmasına bu sistemin adına insan yok şey fail yok burada. Sistemin adına vahdet denilir. Sistemin adı vahdet. Sistemin birliği, bu bir olan sistemin sahibine vahid denilir. Vahid. Tamam. her bu sistem içerisindeki her bir unsura bütün sistemin kodları yerleştirilmiş. Bu da ehat. Uygulayayım diyelim karaciğer, böbrek, dağlak vesaire birbirine zıt. Ama bir hayat için beraber ittifak etmişler. Birbirine zıt olan organların bütünlüğüne vahdet. Sistemin adı fail yok burada. Yani Allah'ın zatı yok burada. Bu vahdet sistemin sahibi vahidiyet. Tamam. Bu her bir hücrede hasanın olması Ehad bu ehadların bütünü de tek olmasını ehadiyet. Bir daha mı? Tamam abi. İnan yeter ki böyle dinleyin. Vallahi çenemidi hırta mı yırtana kadar anlatırım. Yeter ki böyle isteyin, beni de aktif ediyor istemeniz. Tamam? Bak karaciğer, böbrek, dalak, akıl, kafa, kulak birbirine zıt organlar. Birbirini tanımazlar. Birbirine şuurları yoktur. Hatta böbrek niçin yaratıl, niçin var olduğunu bilmez. Kendisi bilmez yani. Şu kolu ne yaptığını bilmez. Masa gibi ya masa da bilmez. Yani kol, bacak manaya göre bak hareket ediyor. Böbrekler, dalaklar, karaciğerler, hücreler iniyorlar, çekiyorlar, pişiriyorlar, yakıyorlar, bir sürü işler yapıyorlar. Bu farklı farklı sistem birbirini tanım yazken bir hayat için sanki birbirini tanıyor. Birbirinin ana gayesi insan insanın hayatı eti devam etsin diye bir gaye için ittifak etmişler. Bu mümkün değil bunlar için şuursuz vakılsız. Bu farklılıkların bütünlük bir sistem gözüküyor. Bütün sistem bir. Bak parçalam ses gelmiyor. Bu sistemin bir, bir parçaların bir olması sistemin adı yani sistem bütünlüğüne vahdet birlik. Asıl abi şimdi amaç için şey vahdet mi? Evet Heh, bu abi. Yani farklılıkların taavun yani yardımlaşma sanki birbirini tanıyorlar bir gayeleri var bir hedefleri varmış gibi bir maksat etrafında birbirini tanımayanların toplanması. Bu bütünlüğün sistemin adı sanatkar yok burada. Sistemin adı vahdet, birlik, sistemin birliği. Böyle bir sistemi sahibine de vahit denilir. Sonra bu farklı farklı organların ve bütünlüklerin her bir hücrede olması ehad. Her hücrede yok mu DNA? Var değil mi? <laughs> Var değil mi? Var. Her hücrede var insan. Peki ne kadar hücre var? 100 trilyona yakın. Hepsi ana tema var. Hasan'ın programı. Her bir hücrede Hasan var. Her bir hücreye ehad. Ama bu ehadın toplamına ehadiyet denilir. Yani birliklerin sahibi. Ha? Bunu efendim abi. Dinliyorum. Şimdi değişik bir şekilde söyleyeceğim ama uyacak mı bilmiyorum. Şimdi biz buraya farklı farklı insanlar toplandık. Vahdet yaptık. Hah. Tuttu. Amacımız çünkü Hüseyin Eylül dinlemek. Çok güzel. Evet. Böyle işleyeceksin dersi ya. Bak adamı bilir bak. Farklı farklı yerlerden, farklı memleketlerde bu almaya da çalışıyoruz. Ama farklı farklı insanlar, farklı farklı memleketten geldik. Hepimiz oturup aynı iş yapıyoruz. Dinliyoruz Bu bit bütünlüğümüz Vahdet, vahdet, vahdet. Bu bütünlüğü Bize bir araya getiren Fail olan şey ise Dersin kendisi Ama Bu kadar par parçalar var Bizde her bir insan da Ehad Bütünlük içinde hepimiz tekiz İnsanız İnsanlar insan ehad. Her bir insan ehad'dır bu insi, bu tek tek e, teklerin toplamının sahibine de ehadiyet denilir. Tamam. Şimdi böyle atölye çalışması gibi gidersek böyle tıkır tıkır daha iyi kavrarız. Çünkü burada gay anlamak. Tamam. Yavaş yavaş. Şvay şvay gideceğiz. Yani anladık mı insan keyif veriyor. Bir de okuyayım o zaman. Ferdiyet cilvesi kainat yüzünde. Şimdi daha ufkunuz açılacak. Kainat yüzüne geçirin. Kainata bakamazsan bile arkadaşlar şu Augsburg'un dallarına, göllerine, tepelerine vesaire düşünün. Tamam mı? Kainatın yüzünde öyle bir sikkeyi vahdet koymuştur ki. Sikkeyi vahdet. Anladık değil mi şimdi? Parçaların bütün sistem bütünlüğü fail yok burada sanatkardan konuşmuyor sistemin Birliği sistemin Birliği bu öyle bir vahdet koymuş ki yani sistem koymuş ki kainatı tecezi kabul etmez bir küllükmüne getirmiştir yani bunları bu farklılıklar ve bedendeki o farklı organlar birbirine bölünemez der. Çünkü birbirlerine öyle bağlılar ki işlevleri birbirine bakıyor. Ölümcül zaman hayat olmuyor. Zaten. Olmuyor. Organın biri çalışmadı mı? Çalışmadı mı bitti işte. Mesela Hasan Kül. Her bir organı cüzdür. Burada şöyle diyebilir miyim? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Diyebiliriz. <laughs> evet. Şey Sistemi birliği için deriz ama. Kül ve kül, külliyi anlatayım. Kül, parçalar var insanda. Karaciğer, böbrek, dalak. Tamam mı? Bunların her birisi cüzdür. Benim bir parçam. Parçam. Mesela benim kolum olmasa da ben çalışırım. Yani ölmem. Ayağım olmasa da, gözümde olmasa. Yani bütünün bir parçası olmasa da yaşarım. Bu parçaların her birisine cüz denilir Halil. Bu parçaların toplamına kül denilir. Tamam kül. Bu daha çok e, muşahhas, somut şeyler için kullanır külliyatta. Diş dünya için kullanır. Bir de külli ve cüz'i vardır. Külli ve cüz'i vardır. O daha çok soyut şeylerde kullanır. Yani düşünce boyutu. Mesela e, senin hakkında bir şey, bilgi gelir bana. Tamam mı? bir Birinizin bir bilgisi var. Senin, çözemiyordum seni bir sürü bir haftadan beri tanıyorum ama senin bendeki bir bilgin benim o çözemediğim bir haftalık senin karakterini çözmeme yardım ediyor. Senin o bir bilgine cüz'i denilir. Bütünlüğü de aşılayıp çözmeme külli yapıyor. Daha çok cüz'i ve külli tabirler kitap okuyanlar için bunları söylüyorum. Yani böyle umumi derslerde daha çok büyük derslerde bunlar denilmez tabii. Atölye gibi yapıyorum şimdi. Nerede nerede ders yapma, yapacağım biraz fark ettiğim için bunu anlatıyorum. Külli daha çok şöyle diyeyim. Her bir hücre cüz'idir. Her bir hücre cüz'idir. Bu cüz'ilerin toplamı külli'dir. Veya her bir organ, organ, karac, kolun küllidir, her bir hücresi cüzidir. Ama daha çok külli ve cüzi noktalıları olursa daha çok düşünce boyutunda kullanır, kullanılıyor. Şimdi gene gelelim şeye İsmail, meselemizin şeyine bir daha okuyayım. Kainat yüzünde, evet bir satır bir cümle okuyacağız ama Allah'ın izniyle diğer mevzularımıza ufuk açacak kainat yüzünde öyle bir sikkeyi vahdet koymuştur ki yani şu kainata baktığımız zaman dağlar, taşlar, güneşler, dünyanın dönüşü, galaksiler, insanın düşüncesi, ebed arzusu birbirinden farklı ya bunlar. Fakat tek. Zahirde farklı farklı parçalar tek. Bu ne koymuş? Sikkeyi vahdet. Öyle bir bütün ki arka taraftan bölünmeyi, tecezi kabul etmez bir Kül hükmüne getirmiştir. Kül. Yani şu cüziler kül gibi. tamam Getirmiş. Yani her bir organ cüzdü. Hasan kül. Ee, Augsburg cüz. Münih cüz. Schweinfurt cüz. Berlin cüz. Ama Almanya kül. Eyalet de öyle. 7 eyalet var. Yani Biraz da böyle muşakaslandırayım diye çeşitlendiriyor misali ki otursun. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüzüne hakiki malik olamaz. Bütüne hakim olamayan birisine çalışamaz. Çünkü bütünün gayesi her bir cüzde var. Cüzü gibi görür ki, gözükürken küçük parça bütünün fotokopisi. Yani Hasan'ın Hasan'ı meydana getiren e, mana her bir hücrede var. Her hücredeki DNA'ya hükmedendir. Bana hükmeden. Senin havalimanına hükmeden mantık sana da o işi tanzim ettiği için sana da hükmedendir. Onun dışında düşünemezsin. Mesleğin itibariyle söyleyeyim. Ha, havalimanında bir mantık var. Değil mi? Ne mantık yürüyorsa işte iş, havalimanında işte gidiyorlar geliyorlar falan. O ana tema bu. Bütün oradaki tanzimat bu gaye için yapılıyor. O zaman bütünü içinde senin bir manan var. Bütün yok olursa senin orada hiçbir manan yoktur. Sığırlar otlatmak için havaliman açılmaz. Senin orada dişin olmaz bağlılar bölümünde değil. Şimdi o zaman kainata tasarruf edemeyen yani havalimanına o zihniye takim olmayan o gayesi olmayan sana iş veremez. İş bölümü yapamaz. Sen oraya sen oraya sen de oraya diyorsa şurada bir gaye için. Bir dakika şu gaye. Ha saat sen buraya. Sen de şu, şunun şeyini yap. Sen de şuna. Tamam. Netice bu. O zaman buna hakim olan her şeye hakimdir. Bir elmayı yapabilmek için yetmiyor. Güneş hakim olman lazım. Güne gözü yapabilmek için güneşi hakim olman lazım. Çünkü göz güneş sistemi içinde çalışıyor. Güneşin ultraviyal ışınları, fotonları, ısısını, ışığını, eşanı kırılmalarını bilmeyenler göze bu özelliği veremez. Gözü yapabilmen için mide de lazım. Onu da bilmen lazım. Gıdalar bilmen lazım. Aklı bilmen lazım. Bütündür yani. Parça parça gibi gözükürken arkada eşittir. Adayı görüyorsunuz adayı karşıda. Ada ne demek? Dört tarafı sularla kaplı olanı. Buharlaştırın suyu. Ada bizden kopuk değil miydi? Sadece Su, suyu buharlaştır. Birleşti. Öyle bir şey yokmuş ada. Ada denen bir şey yokmuş. Ada zahirde varmış. Hakikatte arkada tek. Allah tek. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüzüne hakiki malik olamaz. Malik olamaz. Elma kiminse bütün elmalar da onundur. Bütün elmalar kiminse güneş sistemi de onundur. Ustadı misaliyle atom kiminse atomla yapılan da Deniz kiminse içindekiler de O sikke dahi şudur. O sikke dahi şudur. Kainatı mevcudatı envallar yani sikke sikke ne demek biliyor musun? Sikke. Padişahın saltanatının gücünü gösteren alamet. Paranın üzerine para demirdir. Kağıt veya kağıt para. Euro hiçbir değeri yok. Ama üzerinde bir sikke var. Para yapıyor. Kağıt paraya dönüşüyor. İşte eşya da böyledir. O gayeye göre mana. Sen Allah'a muhatap olduğun anda sikkelisin. Olmadığın zaman bir değerin yok. 56 bin lira tutar 1986'ya göre. 1986 86'da bir derginin yaptığı hesaba göre insanın maddi değeri 56 TL. Buranın parasıyla 23 euro. Yani bir kümesi boyayabilecek kadar kireç çıkıyor insandan. 3,5 kalıp sabun olabiliyor. 17 tane çivi, 7'lik çivi yapabilecek demir varmış. Tamam Yaklaşık olarak iki buçuk e, paket e, şey kutu, kirbit kutusu kükürt varmış. Bunlar hesap ettiler 1986'da 56 TL ediyor. Hadi şimdi olsun 5 bin, bin, lira olsun canım değer. 5 bin lira çıkmaz insanda bir yani malzeme yapmaya kalksan. Maliyeti düşük. <laughs> Maliyeti düşük. Yani madde itibariyle hiçbir değeri yok ama e, bu sanat itibariyle düşünürse mesela bu sanatkarlar var ya ressamlar. Sokakta bir ehli olmayana gösterin bunu almaz. Devinç miydi neydi mesela onun patresini kim alır? Sokakta ama ehli milyar euroya verir değil mi? Ha, insan da böyle bir sanattır. Dünya itibariyle 56 bin liradır. Yani çocuk mürekkebi halıya dökse dayak yer ama bir ressam onu dökse sanat olur. Sanat olur evet. <laughs> Veya o aynı sanat sokakta adamı vursa boksör katil olur. Aynı boksör aynı adam ringde vursa kahraman olur. Aynı adam kavga etsinler. E, önce öldürsün katildir. Ringde öldürsün kahraman olur. Olan vay be bir yumruklu adam öldürdü helal olsun lan. Acayip bir şey ya. Kainatı mevcudatı, envaları en mutazam bir fabrika çakları gibi Birbirine muavenet eder. Birbirinin vazifesini tekmine çalışır. Allah Allah. Fabrikanın. Hepiniz çalışıyorsunuz ya. Sen fabrikayı düşün. O düştü oraya. O makine oraya. O makine oraya. O oraya. Robot oraya. Bir bütün ya. Acayip bir şey. Sizin her şeyde. Ben daha muhatap oluyorum ya. Çekin veriyorum. Bağlı veriyorum. Bana. Tak diye gidiyor. Ondan sonra ne oluyor bilmiyorum. Bir de Türkiye'de alıyorum. Ondan sonra bir de banta gidiyor. Yani belki 2-3 kilometre gidiyor. Sağda solda tam bir de hedefini de buluyor. Dişli sistemi, Hayır, diş, diş sistemi. Dişli sistemi. birbirine kayıp olduğu da oluyor ama. Evet. Çok kayıp oluyor. Çok nadir olur. Evet. Yani. evet. Çok nadir. Ancak ya yani düşün. Bir, o kadar mesela anla gelin içinde tam gidip boksunu buluyor. Acayip bir şey ya. Yani binde bir hata payı olsun ya. i̇şte bir... diyor ki iki insanın sanatı bir insanı yapanı düşün. İnsan nasıl yapmış? yapa yapa deneye 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 bunu bulmuş değil mi? Deneye 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 yanılma onaylama artı eksi artı eksi bulmuş. Ama Allah seni yaparken deneye deneye yapmamış. 9 ayda imal etti attı sanayi. İşte de denemedi yani pistola falan tutuyor mu tutmuyor mu? Deneme yapmadı. Hani araba servisi göndersin de sonra pistte denemeye çıkarlar ya. Lan bakayım am, tutuyor mu tutmuyor mu filan. Kaçırıyor mu kaçırmıyor. kaçırmıyor ya, kaçırıyor mu kaçırmıyor. Kafa <laughs> kaçırıyor mu kaçırmıyor mu tamam Hiç denenmemişsin ya. 9 ayda bir imal edin çık piyasaya. En mükemmel en son model. Yani her sene arabanın modeli değişir. İnsanın ve atın eşeğin modeli değişmez. Garantisini veriyor cenab Evet garantisi veriyor. Ölünceye kadar yaşayacaksınız diyor kesin. <laughs> Taklar gibi birbirine muavenet eder. Allah Allah birbirini tanımayan şuursuz ve esbab birbirini tanıyormuş gibi hareket eder. Birbirinin vazifesini tekmile çalışır. Sanki onu ne yaptığını biliyor. onu yapamıyor. Ben bari bu noktada ona yardım diye tekmile çalışır. Kemalatına ulaştırır. Onun yapamayacağını bu devreye giriyor. Toprak mesela. Ne yapıyor toprak? yapıyor ama su diyor ki ya bu toprak bunu yapamaz. Ulan buna şeyi ve çakalım suyu ya. Güneş de diyor ki ulan bu cömertliği yapıyor su da. Ulan bana ne oldu lan diyor. Hemen güneş bir veriyor ısısını bitki ortaya çıkarıyor. Yani şu tabiat risalesi şey Ayet-i kübrada geçiyor. Diyor ki birbirini tanımayan birbirinin varlığından haberdar olmayan hatta kendi varlığından haberdar olmayan sebepler kendi varlığından haberdar olmayan sebepler gayrın varlığından haberdar olamayacağına göre niçin birbirinin işini tamamlar gibi yardım ediyor niçin birbirinin vücudunu tamamlar gibi yardım ediyor öyle bir tesanüt öyle birbirine muavenet bak Öyle bir tesanüt ne demek tesanüt? Beraber bir çalışalım. Dayanışma, yardımlaşma. Başka? Birliktelik. Birliktelik. Başka? Tesanüt. Sağdettin'im? Bir hedefe gitmek. Bir gitmek. Başka? Tesanütte ne anlıyoruz? Küllata çok geçer. <laughs> tesanüt. Kuvvet Birbirine kuvvet vermek. Tesanüt kök itibarıyla bir gaye ve hedefme maksat mi? maksat için senetleşmek akitleşmek demektir. Biz nurcular tesanüt ederiz. Nerede sözlerde değil, laykalarda. Laykalar bizim tesanüt şeyimiz senet senetlerimiz imzaladıklarımız yani buna göre hareket edeceğim. Tesanüt birbirinin yanında olma, kuvvet vermek hepsi doğru, eylemseldir bu. Yani hakikat değil o, eylemsel doğru. Hakikatı bir gaye ve maksat etrafında akitleşmek, senetleşmek. Şuurlular arasında olur. Olan sırlar ve ağaçlar böyle senetleşemezler. Ama tesanüt yapıyorlar. Demek ki. Birisi arkadan yaptırıyor. Çünkü tesanüt yapabilecek, senetleşecek özellikleri yok. Öyle bir tesanüt, öyle birbirine muavenet. Bu se eylemsel bu. Muavenet. Ötekisi senetleşmek, bu eylemsel hal. Birbirine muavenet. Öyle birbirine sualine cevap vermek. Yani sualine cevap vermek şu. Eee. Çekirdek bağırıyor. Toprak cevap veriyor. Ne diyorsun? Ne istiyorsun? Gıda istiyorum. O aldı gene bağırıyor. Su cevap veriyor gene. Niye ağlıyorsunuz? Sana ihtiyacımız var. Yani suallerine, ihtiyaçlarına istemeden cevap olmak. Ve birbirinin imdadına koşmak. Niye koşuyor? Bulutlar, bitkilerin, bitkiler, hayvanların, hayvanların insanına yardımına ve mededine niye koşuyor? Şuuru yok. Düşüncesi yok. Gayesi yok. Hedefi yok. İmdadına koşmak birbirine sarılmak. Birbirine sarılmak yani sarmaşık ağacına sarılması değil. Senet etrafında bir gaye maksat etrafında hiçbirbirine ara boşluğu vermeden devam etmek. Sarılmak. Yani benim diyor adeta Yokluğum seni de yok eder ama seni de yokluğum beni de yok eder. Bu şuurda olup kenetleşmek. Birbirinin içine girmek. Birbirinin içine girip aktif olmak. Yani ille dışarıdaki benim imdadına koşması değil. Birbirinin içine girmek şu. Gittiğim yer beni kabul etmesi lazım. Evet diyelim ki bulut bitkilerin imdadına geliyor. Bitki dese ki Kabul etmiyorum seni. Fotosentez olmaz. Yani çekirdeğe giremez. Yaprağa giremez. Yani İsmail yaprağa öyle bir özellik takılmış ki güneş gelsin girsin. Sen çalıştığın fabrikaya ben sen inşaata gelsem. Beni alırlar mı pat diye yarın sabah falan Ayşe geldim. Hı. Yok. Anlaşmam var mı? Sen oraya geldim. Desem ki ben senden daha güçlüyüm yaptığın işte. Ben bu şunları havalimanında şunu da yaparım bunu yaparım. Alırlar mı beni onu? Allah aferin lan iyi ki geldin derler mi? Yok. Niye? Kabullenmezler. Yani ben istesem de o işte birbirine e, sarıl, içine girmek bu yani. O gönderdiğin kişi gittiği yer, gittiği yerin kabullenmesi. Giden yetmiyor gitmeyle. O gittiği yerde onaylayacak. Tamam gel. Birbirinin içine girmek. Başka bir misal söyleyeyim. Allah hükmeder. Helaldir, haramdır, caizdir, caiz değildir. Ama bunu sığra desen içine girmez. Namaz denen bir şey. Ne namaz kıl? Sığır bunu kabul et. Allah'ın hükümlerini içine alabilecek, onaylayabilecek, yorumlayabilecek, değerlendirecek sistemi olması. insanın. Birbirinin içine girmek suretiyle öyle bir vahdeti vücut teşkil ediyorlar ki. Yani bir bütünlük. Yani güneş atomun içine girebiliyor. O ağacın içine girebiliyor. Ağaç müsaade ediyor. Ağaç da gelebiliyor. Böylelikle bir bütün oluyorlar, tek oluyorlar. Dışarıda bir parça gibi gözüküyor. Kopuk parça. Ada misali verdi. Ada dört tarafı denizlerle çevrili. Görünüşte de bu. Buharlaştır suyu. Ada denen bir şey yok. Bizim öteki tarafımız ya. Toprağın uzantısı. Aşağıdan beraberdik. Üstten kopuğuz. Bütün varlık aşağıdan meleküt tarafından aynıyız. Atom ya. Onun için çok kolay iş. gemiye bakarsın, güvertedir, dümendir, motordur. Zahirde böyledir. Ama aşağı indikçe motor, beyin de elektronik tektir. Ve bir insanı cesedindeki unsurlar gibi birbirinden kabili tefrik olmaz. Bir unsurun dizginini tutan umumun dizginlerini tutamazsa o tek unsurun dizginini zapt edemez. İşte kainatın simasındaki bu teavun, kainatın şu işlevindeki gözüken teavun yardımlaşma, tesanüt senetleşmek, tecavup cevap vermek, teanuk yani ve geleni kabul eden, yani içine alabilen pek parlak bir sikki-i kübray vahdettir ve konumuz bitti ama metni bir daha okuyorum. Düz okuyorum hiç şey yapmadan. Ferdiyet cilvesi kainat yüzünde öyle bir sikkeyi vahdet koymuştur ki kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zant hiçbir cüzüne hakiki malik olamaz o sikke o sikke de şudur. Kainatın mevcudatı, envaları en muntazam bir fabrika çakları gibi birbirine muavenet eder, birbirinin vazifesini tekmine çalışır. Öyle bir tesanüt, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek, ve birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak, birbir içine girmek suretiyle öyle bir vahdeti vücut teşkil ediyorlar ki, bir insanın cesedindeki unsurlar gibi birbirinden kabili tefrik olmaz. Bir unsurun dizginini tutan, umumun dizginlerini bir unsurun dizginini tutan umumun dizginlerini tutamazsa o tek unsurun dizginini zapt edemez. İşte kainatın simasındaki bu teavun, tesanüt, tecavüp, teanuk pek parlak bir sikki-i kübra-i vahdettir. davahum ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات